o zaman gönüllere giriliyor. Gerçekten gönüllere girme noktasında mücadele eden belediye başkanımıza, ekibine, teşkilatımıza, yapılan hizmetlere vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Dünya'da geldiğimizde bizimle beton santrali için çakıl ocağımız, ne de onu ürütecek kompozörümüz ne de onu yerleştirecek arazimiz var. O mülkiyeti kazandırmak, orada o santralin kurulumu ve kompozörün oluşturulmasıyla birlikte belediyenin altyapı yapım işlerindeki gücünü iki kata çıkarmak çok önemli bir iş. Allah'a şükürler olsun, öz mal, araç ekipmanlarıyla birlikte bugün 100 milyon değerinde olan bir tesis Üye Belediye'mize kazandırdık ve onunla da birlikte sahada ciddi anlamda işlerimizi kolaylayarak yürütüyoruz, Allah'a şükürler olsun. Gene beton yol noktasında bu süreçte arkadaşlar 105 kilometreyi geçti. Allah'a şükürler olsun, sadece kırsalda 105 kilometreyi geçti arkadaşlar. Yani buradan Samsun Tıp Fakültesi'ne kadar olan bir yolu beton yol olarak Ünye Belediyesi olarak yapmak imkanına kavuştuk ve yaptık, bunu kazandık. Bundan sonrasında da devam ediyoruz. Tesisimiz çakıl üretmeye, yanında santralimiz de beton üretmeye hiç durmadan devam ediyor hemşerilerimize hizmet etmek için. Tabii her yeri bir anda beton yolla donatmak mümkün değil. Seri bir şekilde çalışırken diğer noktalarda da 3000 kilometreye yakın yol almamıza da aynı zamanda ciddi anlamda malzemeli bakım noktasında da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani şehir merkezinde arkadaşlar özellikle sahile binen Orta Yılmazlar, Burunucu ve Atatürk mahallemizde, Öz Çakmak mahallemizde ciddi hem altyapı hem de yol sorunları var. Onlarla ilgili %80'in üzerinde mesafe kat ediyor. Sadece birkaç noktada Büyükşehir Belediye'mizin dolmuş güzergahında bulunan yollarla ilgili çalışmalarımız yürüyor. Büyükşehir Belediye'miz orada da o işlemlerini yürütüyor. Sadece o süreç içerisinde çalışmalar esnasında tabii ki sıkıntı veriyoruz. Hemşerilerimizden de burada biraz sabır diliyoruz. Onların refahı, onların konforu için bu çalışmaları yapıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizde onun mücadelesi içerisinde şehir merkezinde hızlı iş üretmek mümkün değil. Neden kısa sürede yapılmıyor diye bazen serzenişler bulunuyor. Ama bir genel cerrahın el marifetiyle yapılan işler gibi sahada yol yapmaya çalışıyoruz. Bütün altyapının olduğu bir güzergahta hizmet üretmek, altyapısını tamamlanmışın üst yapısını tamamlamak gerçekten kolay bir iş değil. Onun için işler biraz yavaş yürüdüğünden dolayı hem şerlerimizin hem sabırına hem de onların anlayışına sığındığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Yine doğalgazda Ünye'de %25'ler seviyesinde doğalgaz kullanımı varken bugün Allah'a şükürler olsun İpek yolu Bayramca ve aynı zamanda da Karşıyaka mahallemizin haricinde %95'in üzerinde doğalgaz diğer mahallelerimizin tamamına verildi. Bu iki mahallemiz İpek yolu ve Bayramca'da başlandı doğalgaz çalışmaları. Bu yıl itibariyle başladı. 2023 itibariyle de aynı zamanda Bayramca İpek yolunun doğalgaz işlemlerinin tamamının bitmesiyle birlikte Karşıyaka mahallemizin de bitmese de en azından oraya da girmiş olacağımızı burada belirtmek istiyorum. Dünya bu dönem çok şanslı. Gerçekten çok şanslı. Çok değerli bir belediye başkanımız. Ve uyum sağladı, beraber yürüdü bir ilçe başkanımız. Allah içine beraber. Ünye için gerçekten önemli ve güzel çalışmalar yapıyoruz. Ünye, Samsun'dan gelin, girdiğinizden itibaren Ünye turizm merkezi olduğunu görürsünüz. Ünye, Fas'tan gelin, girdiğinizden itibaren Ünye'nin bir turizm merkezi olduğunu görürsünüz. Karadeniz gezin, Karadeniz'in turizm merkezi Ünye olduğunu görürsünüz. Onun için Ünye, yıllardır bu turizm merkezine vardır ve devam eder. Daha da güzelleşerek devam etmektedir. Onun için Sayın Belediye Başkanı'na sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ünye, ben milletvekili olduğumda karşıma çıkan en büyük sorunu Ünye 60 oluyor. Hala daha sorun biliyorum. Ama size müjde veriyorum. Allah'ın izniyle bir hafta içerisinde o ihale yapacağım. Ünye ve arka ilçelere doğru inşallah yaklaşık bir
30 kilometre asfalt yolu karayollarıyla beraber başlatacağız ve devam edeceğiz. Zaten bu sahibimizde bir çalışmamız var. İnşallah onlar da yaptığımızda Ünye'nin yol ağında eksiğimiz %5 olacak. 2023'ü Ünye'yle hadi devam ederse bize AK Parti'ye ve onun liderimizin Tayyip Erdoğan'a ondan sonra Ünye'nin sorunu kalmayacağına söz veriyorum. Çünkü biz